Birinci Dünya Savaşı her zaman akıllarda siyah beyaz olarak anımsanır. It was the only way pictures from the front and scenes recreated for the camera could be filmed. Gerçek bu değildi. Gerçeğin kendisi renklerdi. Katliam, yeni buluşlar, sarsılış, siyasal karışıklıklar, zafer ve yenilgi. Çayırlar yeşil, çamur kahverengi ve ateş daha parlaktı. Şimdi ileri bilgisayar teknolojilerinin yardımıyla siyah ve beyazdan oluşan Birinci Dünya Savaşı tarihsel arşivi renkli ve ayrıntılı olarak yeniden düzenlendi. İlk kez bu yapımla Birinci Dünya Savaşı savaşanların gözüyle anlatılacak. U-botlar su altından saldırabilmelerine rağmen daha çok su üstünde kalıyorlardı. Bu gemileri vurabilmenin ve aynı zamanda batmalarına sebep olmanın tek yolu uçaklardı. Fakat bu kısa mesafede uçuş yapma imkanı sağlayan mevcut uçaklarla mümkün görünmüyordu. Bu şekilde deniz üzerinde bir harekata girişilemezdi. Kraliyet Donanması Hava Hizmetleri bu uçakların deniz operasyonlarında da kullanılabilmesi için çok büyük boyutlarda yardımda bulunmuştu. Çok kısa bir süre içinde mevcut uçaklarını denizde taşıyacak gemiler yapmışlardı. Uçakların tekerleklerine tahtadan şamandıralar eklenmişti. Böylece hem kalkışta sorun yaşanmıyordu hem de su yüzeyinde batmadan durabiliyorlardı. Fakat bu sefer havada problemler yaşanıyordu. Önce gemiyi durdurmanız gerekliydi, sonra deniz yüzeyinde duran uçağı bir vinç kullanarak geminin güvertesine kaldırmanız gerekliydi. Bu ekonomik olmayan bir durumdu. Boşa zaman harcamak, boşa enerji harcamaktı. Deniz yüzeyinde uçağı kaldırmak çok güç isteyen korkunç bir işti. Tekerlekler çok ağırdı ve uçağı oldukça yavaşlatıyordu. Uçak her havalanıp tekrar gemiye geri döndüğünde aynı işlemler tekrarlanıyordu. Gemiyi durdurmak, vinçle denize indirmek ya da denizden güverteyi çıkarmak ve uçağa yerleştirmek. İnanılmaz bir manzaraydı. Bu tahta destekli uçaklar sanki deniz kıyısına gezintiye çıkmış ayakları ıslanmasın diye dev galoşlar giymiş gibi. Birini havada gördüğünüzde genellikle arkasından söylenen şu olurdu. Hey, ayağındaki büyük botlarıyla şu gidene bakın. Tüm bu savaşan milletleri şaşırtmadan nasıl bu uçakları taşımışlardı? Bu görülen, o uçakların Rus yapımı bir versiyonudur. Rusların çözümü ise bu uçakları denize koyup arkadan çekip fırlatmaktı. Bütün bunların hepsi hava sakinken çok iyiydi. Fakat fırtınadaysa umutsuzluk hakim oluyordu. Almanların filoları açık denize zorlanıyordu bu yüzden. Uçaklarını bir kızak yardımıyla denize indiriyorlardı. Beni en çok endişelendiren konu deniz tutmasıydı. Zaten bir ya da iki kez kürek çektiğimiz küçük botlarla göreve gitmiştik. O zamanlarda usta denizciler hariç diğer herkesi deniz tuttuğunu düşünürdüm.
Bir uçağın havalanmasını sağlamak için uzunca bir yolu koşup tüm gücünüzle geri çekilirsiniz. O hantal uçak 300-400 feet kadar havada sendeleyerek süzülür. İlk İngiliz yapımı deniz uçağı Short ismindeydi. Sıradan bir uçaktan çok daha farklıydı. Bombalar ile silahlandırılmıştı. Bu mühimmatı uçak yerdeyken ekliyorlardı. Bir uçağın havalanmasını sağlamak için uzunca bir yolu koşup tüm gücünüzle geri çekilirsiniz. O hantal uçak 300-400 feet kadar havada sendeleyerek süzülür. Until the water in the radiator was boiling and the cockpit was like a Turkish bath. Bu ilkel denizde de girebilen uçaklar hiçbir operasyonu tamamlayamazlardı gerçekten. Çünkü deniz oldukça sakindi. Eğer ki deniz o denli sakin ve durgun olmasaydı, o ilkel uçaklarla hiçbir şey elde edemezlerdi. Açıkçası Kuzey Denizi'nde de bu çok rastlanır bir durum değil. U-botlar haricinde bir başka tehdit, sakin limanlarda çok çeşitli hava araçları üretiyor ve operasyon planlıyor olmalarıydı. Uçan botlar gerçek olmuştu. 1917'de bir uçan bot ilk U-botunu batırmıştı. Fakat bu pilotlar geri dönmemişti. Şahsen bu uçan ve aynı zamanda deniz yüzeyinde de gidebilen araçlarla savaşmak, karada olup da cephede savaşmaktan çok çaresiz bir iş. Bunu söyledim çünkü karada savaşırken daha çok şansınız oluyor. Bu ıssız denizde uzun turlara çıkmak zorundasınız. Kuzey Denizi ise çok yaramaz bir ev sahibi. Siz, denizin yükselmesi, bulutlar gibi beklenenden çok daha fazla sürprizlerle dolu. Her zaman mekanik bir arıza ya da önemsiz bir aksilik olursa boğularak ölebileceğinizi düşünürsünüz. Ve kurtulmanız için neredeyse hiçbir şansınız olmaz. Bu uçaklar için gerçek çözüm, geminin üstünden havalanıp iniş yapmasıydı. Sapfit-Pup ile bazı sıra dışı deneyler başlamıştı. Biri uçuşa çıkacağı zaman hemen bir platform uçağın baş tarafının altına doğru silahların sonuna kadar yerleştirilirdi. Belirli bir dereceyle yükseltilmiş olan silahların üstüne koyulan platform bir eğime sahipti. Bu uçağa 75 ya da 80 feetlik bir yükseklik kazandırıyordu. Pilotlar için büyük risk söz konusuydu. Eğer yeterli hıza ulaşamazlarsa havalanamıyor ve suya düşüyorlardı. Sahip olduğunuz bu tek kalkış şansını düzgün bir şekilde değerlendiremezseniz çok ciddi sonuçlara katlanmak zorunda kalırdınız. Olağanüstü tehlikeli bir durumdu. Ve ben büyülenmişçesine bu pilotların kararlılıklarını ve cesaretlerini büyük bir gururla seyrederdim. Kraliyet ordusu hava hizmetleri çok sayıda yenilikler yapan insanlarla desteklenmişti ki bu kişiler bir makineyle daha fazla ne yapılabileceği konusunda inanılmaz derecede meraklıydılar. Ve onların bu çalışmaları Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni ve denizcilik şirketlerini tümüyle farklı alanlara taşımıştı. Çünkü bu çalışmalar daha çok uçakları taşıyan savaş gemilerini geliştirmek için yapılıyordu. Ağustos 1917'de bir Sapfit-Pup başarıyla Kraliyet Deniz Filosu'na katılmıştı. Ki bu bir savaş gemisinden İngilizlerin ilk uçak taşıyan gemisine dönüştürülmüştü. Yapmamız gereken ilk şey geminin güvertesi üzerinde nasıl uçacağımızı öğrenmekti. Geminin hızıyla uçağın hızını senkronize etmek zorundasınız. Bunlar birbirinden tamamen farklı hızlardır. You have to synchronize the speed of the ship with the speed of the plane. Which is quite difficult. Tüm bu zorluklara rağmen yeni bir savaş durumu doğmuştu. ...1918 yılı başlarında Kraliyet Donanması'nın yeni uçak gemisi ilk hücumuna başlamıştı. Uçağa bombalar eklenmiş ve Alman zeplinlerini havada vurmak hedeflenmişti. The aircraft carrier comes of age
in this conflict. Aynı zamanda diğer bir teknolojik yenilik olan ağır bombardıman uçakları geliştirilmişti. ...1917 yazıyla beraber Batı cephesindeki müttefik pilotları bir kez daha Almanların teknolojilerini yakalamıştı. Şimdi iki tarafta hiç olmadığı kadar çok bu yeni savaşın sebep olduğu fenomen için çalışma yapmak zorundaydı. Özel bomba elemanları yerleştirilmiş ve 1917 yılında müttefikler tarafından düzenli olarak kullanılmaya başlanmıştı. Aynı anda yarım düzine kadar bir kutu içinde pamuğa sarılmış olarak geliyorlardı. Nasıl kullanacağımız hakkında bir açıklama yoktu. Bir bombayı yerine yerleştirirken ateşleyicisini istediğimde şöyle derdim. Hadi fünyeyi bana fırlat Charlie. Bir bombayı yerleştirmek için günler ve geceler boyu çalıştım. Tüm hava koşullarında, aşırı rüzgarda ve neredeyse 2500 fitte bile pratik yaptım. Havaalanının tam ortasında yere beyaz renkte geniş bir daire çizilmişti. Eğer bombayı bu daire içinde herhangi bir yere isabet ettirebilirsek başarılı sayılıyorduk. Bombalar düşman hareketlerini engellemek ve deneyim kazanmak için kullanılıyordu. Daha çok köprüleri hedef alıyorlardı. Bununla beraber demir yolları, istasyonlar, demir yolu kavşakları ve düşmanı engelleyebilecek her yere atış yapılıyordu. Bombacılar, hedeflerini vurmak için uçuş yaptıklarında gitgide artış gösteren karşı saldırılara maruz kalıyorlardı. İngilizler buna uçak savar adını vermişlerdi. Fakat yerden bir uçağı vurup düşürmeye çalışmak oldukça güçtü. O kadar hızlı uçuyorlardı ki siz mermiyi doldurana kadar gitmiş oluyordu. Yapamazdınız. Neredeyse imkansızdı. Bunu yapabilmenin tek yolu geldikleri yönü yüzünüz o sırada o taraftaysa görüp silahınızı doldurmaya başlamaktı. Böylelikle belki üzerine doğru ateş edebilirdiniz. O kadar hızlılardı ki. Gitgide bu uçak savar saldırılar artmaya başlamıştı. Fakat çok fazla bir başarı elde edememişlerdi. Daha çok karmaşaya sebebiyet vermeye başlamıştı. Ve bir pilotun sinirlerini bozmak için iyi bir yöntemdi. Çünkü onlar bu uçak savar ateşlerine gülmüşlerdi. İlk başta biraz korkmuşlar, sonra gülüp geçmeye başlamışlardı. Daha sonra bu onların sinirlerini bozmaya başlamıştı. Onları tedirgin ediyordu ve bu saldırıların onları öldürebileceği gerçeği endişelenmelerine sebep olmuştu. Daha ne kadar yerden bizi düşürebilmek için yapılan bu saldırıya dayanabilirim merak ediyorum. Birkaç kişinin de eskisi gibi güçlü bir ruh haline sahip olmadığını fark ettim. Bugün onlar tarafından güzelce paylandık. Neredeyse kıl payı kurtuldum diyebilirim. Hala o silah seslerini kulaklarımda duyabiliyorum. Mermiler o kadar yakınımdan geçti ki çıkardığı sesi çok net işitebilmiştim. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan bu hava yarışı, savaşın yönünü değiştirmek için yeni bir potansiyel yıkıcı güç olmuştu. İlk kez siviller hedef haline gelmişti. Ocak 1915'te Almanlar Norfolk kıyılarında sivillerin üzerine ilk kez bomba atmıştı. Bombaları Zeppelin balonlarıydı. Mayıs 1915'te bu Zeppelinler Londra'yı bombalamıştı. Ve 7 sivil öldürülmüştü. İşte bak orada, uzun siyah bir sigara şeklindeki bu obje havada çok yavaş ilerliyor. Annemi kollarımın arasına aldım ve şunu söyleyebilirim ki nasıl hissedeceğimizi bile bilemiyoruz. İnsanlar bu Zeppelin saldırılarına karşı hazırlıklar yapmaya başladı. Büyük bir şarap tüccarı mahzenlerinden birinde insanların kalabileceğini söyledi ve tanıdıklarımız bazı eşyalarını oraya götürdü. Korunma amaçlı orada yaşamaya başladılar. Almanların bu Zeppelin saldırıları İngiltere'ye karşı büyük bir psikolojik avantaj sağlamıştı. Çünkü İngiltere orta çağdan beri kendini güvenceye alınmış bir ada olarak görüyordu. Hiç kimse denizlerdeki kontrollerini kaybedene kadar onlara dokunamazdı.
İkinci Dünya Savaşı'na nazaran çok daha az insan öldürülmüştü. Fakat analizlere göre bu havada oluşan ani tehditle beklenenden daha fazla panik yaşanmıştı. Zeppelinler yavaş ve savunmasızlardı ve Almanlar yeni bir uzun menzilli bomba geliştirmişlerdi, Gotha. 1917 yazında Gotha filoları İngiltere'ye saldırmak için Belçika Ostend'den havalanmıştı. Oldukça iyi durumda olan çok sayıda uçağın doğudan gelmekte olduğunu görebiliyordum. En arkadaki uçağa pike yaptım ve tüm şarjörü üstüne boşalttım. Attığım mermilerin düşman uçağının gövdesinde ve kanatlarında izlerini görmem bana büyük bir mutluluk veriyordu. Uçağın burnu aşağıya doğru inmişti. Fakat bu istediğim etki değildi. Büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Bu saygısız, kahrolasıca Almanlar, İngiltere'nin gökyüzünün sahibi olduklarını sanıyorlar. Almanların Londra'yı bombaladıkları ve işgal etme istekleri beni kesinlikle deliye döndürmüştü. Almanlar kasıtlı olarak büyük beyaza boyanmış bombalarıyla Londra üzerinde uçuş yapıyorlardı. Amaçsa İngiliz askerlerine burayı bombalayabileceklerini ve aynı zamanda yenilmez olduklarını göstermekti. Bu yüzden bu Zeppelinlerin yarattığı panik gibi önemli bir başlangıç olmuştu. Çünkü yenilikler zaferlere ulaşmaya sebep oluyordu. Londra'ya yapılan hücumda 162 insan öldü. Halkı sakinleştirmek için Batı cephesinden harap bir filo hızlıca başkente gönderilmişti. Güney Afrika ordu komutanı John Smuts yeni bir savunma stratejisi geliştirmişti. Erken bir uyarı sistemi geliştirmiş ve bunu duyurmuştu. Patlayıcı roketler, polis düdükleri ve afişler. Yeni uçak savar silahları olarak anılmaya başlanmıştı. Savunma etkinliğini kanıtlamıştı ve Almanlar da bundan sonra gece yapılan hava saldırılarına başlamıştı. Zavallı sevgili Mary, korkunç bir şekilde sinirleri bozulmuştu. Onu özenli bir şekilde rahat etmesi için odasına çıkarıp yatırmıştık. Ben ve Phyllis üst pencereden dışarıya bakmıştık. Daha önce asla böyle bir manzara görmemiştim. Gökyüzü tamamen mermilerle kaplıydı. Ani patlamalardan sonra ölümcül duraksamalar oluyordu. Batıdan gelen makinelerin seslerini de duyabiliyorduk. Onları görebilmek için neredeyse kendimizi öldürüyorduk. Fakat sistem başka hiçbir şey göremedik. Gece bile olsa İngiliz savunması ve uçak savar saldırıları oldukça başarılı olmuştu. Alman saldırılarını bastırmışlardı. Son Gotha saldırısı Mayıs 1918'de yapılmıştı. İngilizler de kendi silahlarını geliştirmişler. Handy Page gibi ki bu silahla çeşitli Alman hedeflerine hücumlar yapmışlardı. Bu uçan yeni makineler savaşa yeni bir boyut getirmişti. 1918'de General Smith geleceğe dair şunları yazmıştı. Ne kadar uzak olursa olsun ileriyi görebilmek önemli olan tek şey. Bu akıllara sığmayan savaşta havacılığın kullanımında asla sınır olmayacak. Havadan düşman hatlarına yapılacak operasyonların olacağı günler çok uzakta değil. Bu şekilde endüstrileri ve merkez şehirleri yok etmek bir savaşın prensipleri içinde en önemlisi olacak. Birinci Dünya Savaşı'nın en belirgin özelliği nedir? Bu sorunun cevabı çok hızlı gelişmesi olacaktır. Oldukça ilkel tekniklerle başlamıştı. Gözlem balonları ve uçakları gibi. Savaşın sonundaysa stratejik bombalar, hava filoları, uçak gemileri ve çok çeşitli ateşli silahlarla donatılmış ve o yüzyılın sonlarına kadar kullanılan uçaklar mevcuttu. Tüm bu stratejik ve teknolojik değişimler geride kalmıştı. Havadaki savaş, kendine özgü silahlarla bir sonraki gün yerini yumruk yumruğa savaşa bırakarak son bulmuştu. Çok ağır bedeller ödenmişti. Bu genç pilotlardan binlercesi ölmüştü.
Fakat cephede ise milyonlarca kayıp vardı ve her gün hayatta kalma şansları azalıyordu. Amerikalı bir asker, Raoul Rapri, kendilerini nasıl gördüklerini anlatmaya çalışmış. Onun hüzünlü şarkısı, hayatı çok heyecan verici fakat kısa olan bir pilotun tecrübelerinden yola çıkılarak yazılmış. We meet 'neath the sounding rafters. The walls all around us are bare. They echo with peals of laughter. It seems that the dead are there. So stand by your glasses steady. The world is a web of lies. Here's a toast to the dead already. Hurrah for the next man who dies. Trafalgar Savaşı'ndan itibaren İngiliz donanması denizlerde hakimiyeti ele geçirdi. Spit'teki bu savaş öncesi görüntüler bunun böyle olacağını gösteriyordu. Spit'te bir değerlendirme yapmaya gidişimi hatırlıyorum. Spit'te çeşitli büyüklüklerde bir sürü savaş gemisi vardı. Onları orada görmek bizi çok mutlu ediyordu. Çünkü o zamanlar çocuktuk ve bu bizi çok heyecanlandırıyordu. So we were a naval country in those days. İngiltere ticarete bel bağlamış küçük bir adaydı ve denizleri kontrol etmek suretiyle ticaret yollarını açık ve güvenli tutmaya çalışıyordu. Fakat Birinci Dünya Savaşı öncesindeki son 10 yıl içinde İngiltere donanmasının üstünlüğü yeni bir sorunla yüzleşmek zorunda kaldı. 1888'de Almanya İmparatoru olduğu günden beri Kaiser II. Wilhelm, diğer Avrupa ülkeleriyle rekabet edebilecek güçte bir deniz aşırı imparatorluk kurmaya kararlıydı. Bu imparatorluğu gerçekleştirmek için de bir donanmaya ihtiyacı vardı. Kaiser'in tutkuları ve İngiltere'nin denizlerdeki üstünlüğünü sürdürme konusundaki kararlılığı, iki ülkeyi çok masraflı bir silahlanma yarışına sürükledi. Ve bu yarışın tam merkezinde İngilizlerin öncülük ettiği yeni tip bir savaş gemisi vardı. Ve bu savaş gemisi 1905'teki ilk üretilen modelinden sonra Dreadnought adını aldı. Daha önce üretilen savaş gemilerinden çok daha güçlü silahlarla donatılmıştı. Dreadnought, savaş gemisi teknolojisinde iki köklü değişiklik yarattı. Birincisi, 4 ağır top yerine bu gemide 8 ya da 10 ağır top bulunuyordu. Ve ikinci olarak da aşamalı bir şekilde çok güçlü turbo motorların kullanılmasına olanak sağladı. Böylece savaş gemilerinin performansında önemli bir atılım gerçekleştirilmiş oluyordu. Ve bunu takip eden 8 yıllık süre içinde bu ülkeler arasında daha güçlü ve daha büyük savaş gemileri inşa etme yarışı aralıksız bir şekilde devam etti. Dreadnought'un mucidi olan Amiral Lord Fisher bütün diğer savaş gemilerini geride bırakmak istiyordu. Tek sorun Dreadnought'ların sayısıydı. Dreadnought'larla kim savaşmaya kalkışırsa kalkışsın, Dreadnought hepsini silip süpürüyordu. Bu tıpkı bir tesbih böceğinin karıncalarla savaşması gibiydi. Tesbih böceği dilini çıkarıyor ve bütün karıncaları yalayıp yutuyordu. 1914 yılında savaş ilan edilinceye kadar İngiltere'nin 21 Dreadnought savaş gemisine karşı Almanya 13 Dreadnought inşa etmişti. Her iki tarafın denizcileri artık yeni ağır silahlarını denemek için sabırsızlanıyorlardı. Müthiş bir coşku vardı ve askere çağrılanların sayısı her gün daha da artıyordu. Herkes Alman filosunun ortaya çıkmasını bekliyordu. O zaman onları birkaç dakika içinde silip süpürebilirdik. Fred Bundy savaş başladığında 15 yaşında bir askeri öğrenciydi. Kaiser'in tanımamam gereken biri olduğunu biliyordum. Eğer fırsatını bulsaydım onu vururdum. Askerlik yaşına gelir gelmez Fred Bundy orduya katıldı. Bence bu harika bir şeydi. Mesela bir siperdeyken aniden ileri atılıp kurşunlara hedef olabilirdim. Böyle bir şey olabilirdi. Orduya katılmıştım. Ayrıca gemiler her zaman benim idealimdi. Alman denizciler de aynı şekilde heyecanlıydı. 1914 yılında deniz eri Richard Stamp Alman açık deniz filosuyla bekliyordu. Sonsuz bir neşe ve heyecan içindeydik. Ve bu gece yarısına kadar sürdü. Özlemini çektiğimiz ve korktuğumuz şey gerçek olmuştu.
Nihayet kendi donanmamızı oluşturmuştuk. Artık hain ve güvenilmez İngilizlere karşı savaşabilirdik. Fakat dreadnoughtların aşırı pahalı olması ve saygınlığı tuhaf bir durum ortaya çıkarmıştı. Kimse böyle bir savaş gemisini kaybetmek istemiyordu. Sıkıp Plov'da üstlenen büyük filonun komutanı Amiral John Jellicoe, dreadnoughtlarının limandan ayrılmasında bile isteksiz davranıyordu. Bazı büyük düşman gemilerini yok etme şansımız vardı. Bu durumda bizim de kendi gemilerimizi riske atmamız normaldi. Fakat çok büyük bir şansımız olmadığı durumlarda böyle bir riski göze almamız doğru olmazdı. Asıl korkusu şuydu. Bu çok pahalı savaş filosunu açık denize sürer ve gemileri kaybederse, çok kısa sürede savaşı da kaybederdi. Bu yüzden iki ayrı filoyu karargahta ve üste karşılıklı olarak demir atmış ve hareket edemez bir halde bekletiyor ve o gemileri asla açık denize göndermiyor. Gemilerle ilgili o kadar ihtiyatlı hareket ediliyordu ki her iki ülkeye ait savaş gemileri ancak savaşın ikinci yılından sonra deniz muharebesinde yer alabilmişlerdi. Dreadnoughtlar limanlarında güvenli bir şekilde beklerken İngiliz donanmasının diğer gemileri Alman gemilerini bloke ederek dış dünyaya açılmasını ve ticaret yapmasını engelliyorlardı. Rakiplerinden çok daha büyük ve güçlü kruvazörlere ve destroyerlere sahip olan İngilizler çok geçmeden Kuzey Denizi'ni kontrolleri altına aldılar. Alman limanlarına doğru ilerleyen ve tarafsız ülkelere giden bütün ticari gemileri yakalıyorlardı. Böylece tarafsız ülke gemileri İngiliz limanlarına gidiyor ve getirdikleri malları da İngilizler satın alıyorlardı. Bu yüzden tarafsız ülke gemileri bundan şikayetçi değildi. Paralarını alıyor, yolculukları kısalıyor ve evlerine daha erken gidebiliyorlardı. Yani aslında bu işten Almanların dışında kimse zararlı çıkmıyordu. Deniz üstünlüğünü ele geçiren İngilizler, savaş için stok yaparken kendi halkı yoksulluk içinde kıvranan Alman donanması bu duruma ancak seyirci kalıyordu. İngiltere'ye giden malları, düşmanın dünyanın her yerinden çeşitli mallar ithal edebildiğini ve bize karşı giriştiği savaşta gücünü daha da sağlamlaştırdığını gördükçe durumun ciddiyetini daha çok anlayabiliyorduk. Bir silah deniz savaşında bir devrim yaratmıştı. Denizaltı ya da Almanların deyişiyle U-boat. Savaş başladığı zaman İngiliz donanması Almanlardan daha çok denizaltıya sahipti. Denizaltıdaki hayat büyük savaş gemilerinden çok farklıydı. Benim için çok klostrofobikti ya da siz nasıl diyorsanız. Hiç sevmemiştim. Dışarı çıkabileceğim bir yerde bulunmak isterdim. Bir yere kapatılmış olmayı sevmiyordum. Ve denizaltılar korkunçtu. Gerçekten çok küçük ve çok da savunmasızdı. Tamamı gönüllülerden oluşuyordu. Bunun nedeni günde fazladan bir şilin almamızdı. Ve pek fazla denizaltıda yoktu. Bu yüzden çok fazla kişinin gönüllü olmasını istemediler. Fakat denizaltıların sayıları arttıkça daha çok gönüllüyü kabul ettiler. Ben gitmek istemiyordum. Fakat onlar gitmek zorundaydı. Fakat onları daha sonra gördüğümüzde hepsinin çok mutlu olduğunu gördük. Hepsi aynı denizaltının içindeydiler. Sen değmensin, ben de ateşçi. İkimiz de birlikte çalışıyorduk. Çünkü vurulduğun takdirde ne yapman gerektiğini bilmen gerekirdi. İngilizler denizaltılarını donanmalarını korumak için kullanıyorlardı. Fakat Alman denizaltılarının kullanım amacı farklıydı. Bu denizaltılar yalnız avcılardı ve Almanya'ya savaşın en etkili deniz silahını kazandırdılar. Bu denizaltılar okyanusta geçirdikleri yalnız zamanın çoğunu genellikle denizaltının yüzeyinde rahat ve huzur içinde geçiriyorlardı. Balıkçı dostlarımızın verdiği balıklarla hazırladığımız nefis bir akşam yemeğinden sonra kumanda kulesinde hoş vakit geçiriyor ve sigaralarımızı tüttürerek yeni bir kuzey akşamının tadını çıkarıyorduk. Gün batımının parlaklığı yerini gri ve mor tonlara bırakmıştı. Fakat denizaltı suyun altına dalıp avının peşine düştüğü zaman hayat çok farklı oluyordu. Aşağıdaki atmosferi kelimelerle ifade etmek mümkün değildi. Korkunç bir sıcaklık patlaması beni geriye fırlatıyordu. Sıcaklık neredeyse 45 dereceye ulaşıyordu. Motorlardan gözlerini ayırmayan adamlar neredeyse yarı çıplak çalışıyorlardı. Zayıf, yorgun ve bitkindiler. Ve yüzleri yağ ve pislik içindeydi. Kuru kafa gibi duruyorlardı.
1914 Eylül'ünde bu sualtı tehdidi potansiyel katil yönünü gösterdi. Üç eski İngiliz savaş gemisi, Abukir, Höök ve Crazy tek bir Alman denizaltısı tarafından aynı gün içinde batırıldı. Bir İngiliz deniz asteğmeni büyük annesine hayatta kalışının hikayesini şöyle anlatıyordu. Sevgili büyük anneciğim, çok müthiş bir tecrübe yaşadım. Korkunç bir gümürtüyle uyandık ve bütün gemi sarsıldı. Bir anda Abukir yana yattı ve yavaşça suya gömülmeye başladı. Hemen Höge doğru yüzmeye başladım. Ve tam güverteye çıkmak üzereydim ki o da isabet aldı ve 3 dakika içinde battı. Daha sonra yüzerek Kresi'ye ulaştım ve orada bir fincan kakao içtim. Fakat kakaomu bitirdikten sonra o da isabet aldı. Yine denize atladım. Suyun üzerinde 3 saat geçirdikten sonra beni kurtardılar. Fakat diğer 1400 denizci hayatlarını kaybetmişti. Alman denizaltıları hiç görünmeden hedefine gizlice yaklaşabiliyorlardı. Fakat ticari yük gemileri söz konusu olduğu zaman bu eşsiz durum yasal ve diplomatik bir soruna neden oluyordu. Uluslararası yasalara göre bir savaş gemisi herhangi bir ticari gemiye saldırmadan önce geminin durdurulmasını istemek zorundaydı ve gemiye çıkılıp kargosu kontrol ediliyordu. Eğer kargonun düşmana gönderildiği sonucuna varılırsa ticari gemi personelinin güvenli bir şekilde gemiyi terk etmesi isteniyordu. Gemi ancak bundan sonra batırılabiliyordu. Tabii gemiyi durdurmak ve bu saçma bürokratik süreçten geçmek düşmana bir avantaj sağlıyordu. Çünkü denizaltı ticari gemilere de saldırmak istiyordu. Bu çok sinsi bir silahtı. İngiliz komutanlara göre lanet bir İngiliz olmayan silahtı.